Bakın ne aldım. Dondurma! En sevdiğimiz renklerdi. Evet, aynen öyle. Yeşil bana. Turuncu bana. Çilek kırmızısı bana. Ve George'unki de... Mavi! Bakın, güneş çıktı. Ve bakın, bir de ne çıktı? Gökkuşu! Peppa ve George gökkuşaklarına bayılıyor. Gökkuşağı sadece hava aynı anda hem güneşli hem yağmurluysa çıkar. İçinde bütün sevdiğimiz renkler var. Evet. Kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi. Gökkuşağının sonunda ne bulunur biliyor musunuz? Hayır. Hazine bulunur. Gidip hemen hazineyi bulabilir miyiz? Tamam. Gökkuşağının sonu hemen sonraki tepedeymiş gibi görünüyor. Hadi gidelim. Hey! Yağmurlu ve güneşli gökkuşağı geldi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Kırmızı, turuncu ve sarı ve yeşil ve mor ve mavi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. İşte geldik. Gökkuşağı nereye gitmiş? Diğer tepenin oraya gitmiş. Seni yaramaz gökkuşağı. Hadi çabuk yakalayalım. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. Yağmur durdu. Gökkuşağı da gitti. Okul otobüsü rüzgarlı kaleye ulaştı. Şimdi herkes piknik yapabilir. Su, su. Ne güzel sıcak bir gün. Aha, böyle dinlenip para toplamak da çok güzel. Su, su. Baba domuz süpermarkete ulaştı. Bu kadar koşunca çok susadı. Hadi teleskoptan bakalım. Babamı görebiliyorum. Teleskop her şeyi yakınlaştırıyor. Aa, pek hızlı gitmiyor. Baba domuz büyük baba köpeğin garajına ulaştı. Bu kadar. Daha fazla koşamam. Babam durdu. Çok terlemiş gibisin. Seni serinletip enerji verecek bir şey lazım sana. Bir çubuk dondurma alsana. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Ah çok güzelmiş. Ah, eşek arısı. Hışt hışt git başımdan küçük haşara. Eşek arısı baba domuzun çubuk dondurmasından istiyor. Hayır bu benim dondurmam. Babam yine koşmaya başladı. Çok da hızlı gidiyor. Yaşasın. Çekil. Git buradan. Çekil. Artık durabilirsiniz baba domuz. Okul çatısı için yeterince para topladık. Baba domuz eşek arısından kurtuldu. Madam Gazel, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Brandberg. Ben Domuz Peppa. Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Oh, Pedro'nun öksürüğü size de bulaşmış. Peki, sıraya girip ağzınıza açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Bize baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Brandberg. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam.
Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Brown Bear'e sorun bulaştı. Sorun yok. Hoşça kalın. Güle güle. Zavallı Doktor Brown Bear. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız. Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. Baba domuz işten eve döndü. Herkese merhaba. Merhaba. Baba domuz, küçük bir sorunumuz var. Sonra söylersin anne domuz. Futbol maçım için hazırlanmam lazım. Futbol formam nerede? İşte. Saçmalama Peppa. Bu annenin elbiselerinden biri. Bu pembe. Hayır baba domuz. Bu senin forman. Forman birazcık çamurlandı. Biz de yıkadık. Ama bir yanlışlık oldu. Affedersin babacığım. Ama pembe futbol forması giyemem ki. Neden olmasın baba? Pembe çok güzel bir renktir. Sen ne dersin George? George pembeyi sevmiyor. Baba domuzun arkadaşları Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Poli ve Bay Zebra geldi. Muuu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hemen geliyor. Takımım beyaz giyiyor. Bana beyaz forma lazım. Ama baba, üstündeki beyaz zaten. Ceketini çıkarman yeter. Gördün mü? Çok güzel. Teşekkür ederim Peppa. Herkese merhaba. Merhaba babamız. Formanı beğendim. Çok zekice. Teşekkür ederim. Hadi gidip futbol oynayalım. Evet. Baba, şuna bak, her tarafın çamur olmuş. Tabii ki Peppa. Futbol formalarının çamurlanması gerekir. Büyük baba domuz telefonunu suya düşürdü. Ben büyük anne domuz. Alo? 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 Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Büyük annenize mesaj. Poli büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Poli'ye ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz diyor ki... İmdat, imdat. İmdat, imdat. İşte gördünüz mü? Çocuk oyuncağı. Büyük baba domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş. Merhaba Poli. Burada ne işin var? Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş. İmdat! İmdat! Aman tanrım. Büyük babanın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük baba köpek. Merhaba büyük anne domuz. Büyük baba domuzun yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir zevkle madam. Yaşasın! Merhaba. Yardım lazım mı kaptan? Olabilir. Pasta eski teknemin seni kurtarmasını ister misin peki? Evet, lütfen büyük baba köpek. Şunu yakala kaptan. Emredersin kaptan. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Büyük anne, Poli yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi mi? Evet, Poli çok zeki bir papa. Yatağımda yastığı diğer tarafa koyup yatabilir mi? İyi fikir.
fikir Peppa? Peppa ve Delphin aynı yatağın iki ucunda yatıyor. Hadi çocuklar, şimdi uyumaya çalışın. Yarın çok yoğun bir gün. Delphin seninle oyun grubuna gelecek. Bay canına. Domebia. Domebia, Fransızca'da iyi uykular demek. Benim hiç uykum yok ki. Hadi şarkı söyleyip uyumaya çalışalım Peppa. Evet. Kardeş Çaku, kardeş Çaku, uyuyor musun, uyuyor musun? Çanlar çalıyor, çanlar çalıyor. Delphin'in güzel şarkısı herkesi uyuttu. Delphin, Peppa'nın oyun grubuna geldi. Madam Güzel, bu Fransız arkadaşım Eşek Delphin. Bonjour. Bonjour Delphin. Delphin dün gece çok güzel bir Fransızca şarkı söyledi. Ona dilimizde bir şarkı öğretebilir miyiz? Bing Bong şarkısına ne dersiniz? Evet, ama bana bu Bing Bong şarkısını söyleyin. Öğrenmeme faydası olur. Peki. Melodi çalıyor ve şarkı söylüyoruz. Bing ve Bong ve Bing diyerek. Bir sürü yeni kelime öğrendim. Bing, bong, bingli, bongli, boo. Biraz daha mı kömür koysak? Biraz üfleyelim. Birkaç tane daha çıra koyun. Şimdi yangın çıkmasını beklememiz gerekiyor. Ne kadar beklememiz gerekiyor ki? Bu çok uzun sürebilir. Ben o kadar çok bekledim ki. Kaç tane yangını söndürdün Bayan Tavşan? Hiç. Hiçbir yangını. Ama hazırlıklı olmanız gerek. Yangın telefonu çalıyor. Sen açar mısın Peppa? Muhtemelen yine senin babandır. Tamam. Alo, itfaiye istasyonu. Merhaba Peppa. Baba, sen miydin? Çok yaramazsın. Bu telefon sadece yangınlar için. Bayan Tavşan'ı verir misin lütfen? Aferin sana. Babam sizinle konuşmak istiyor. Merhaba Baba Domuz. Bu telefon sadece yangın çıktığı zaman kullan... Yangın! Olamaz. Baba Domuz'un barbeküsü yanıyor. Anneler kurtarmaya. Hey! Sıkı durun. Hey! Yangın! Yangın! Ding dong, ding dong. Bu Bayan Tavşan'ın itfaiye kamyonu. Yaşasın! Geri çekilin babalar. Anne köpek, çabuk suyu aç. Baş üstüne anne domuz. Yangın söndü. Yaşasın! Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz Bayan Rica Tavşan. Rica ederim. Görevimizin bir parçası. Anneler itfaiye kamyonu hizmetleri. Bayan Tavşan, bahçemizi suladığına göre hepimiz çamur birikintilerinde zıplayabiliriz. Güzel prenses Peppa'yı bulmuş. Ve cesur şövalye Sir George'u. Ve en nefis yemekleri pişiren bir aşçıyı. Anne domuz, baba domuz ve büyük baba domuz yemek yemek için bekliyor. Gidip büyük anne domuz nerede kalmış bir bakayım. Masalda sonra ne oluyor? Yaramaz büyük anne domuz. Ufaklıkları uyandırmışsın. Ama masal bittiği zaman uyumaya söz verdik büyük baba. Masal bitirmekte çok iyiyimdir büyük anne domuz. Sen aşağı in, ben hemen geliyorum, tamam mı? Bir çocuk, fasulye çalısı, güzel prenses, cesur bir şövalye ve güzel bir yemek pişiren bir aşçı var. Evet. Güzel bir yemek yedikten sonra herkes uyuyup kalmış tabi. Bitti.
Sonra uyandıkları zaman bir sihirbaz gelmiş. Sihirbaz mı? Evet, bir sihirbaz. Büyük bir sihir gösterisi yapacakmış. Aa, ama... Sonra korkunç bir ejderha gelmiş. Büyük anne domuz, anne domuz ve baba domuz hala yemek yemek için bekliyor. Bu masal pek işe yaramıyor galiba. Ben masalların sonunu getirmekte uzmanım. Şimdi onları hemen uyuturum. Eva, George, yatağa bakalım. Ama büyük babam daha masalını bitirmedi ki baba. Masalı ben bitiririm. Merak etmeyin, hemen geliyorum. Tamam, bir çocuk, fasulye çalısı, şato, güzel bir prenses, cesur bir şövalye, bir aşçı, bir sihirbaz ve korkunç bir ejderha var. Ve çok aç bir kral. Böylece güzel bir akşam yemeği yiyip sonsuza dek mutlu yaş- Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yes! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba. O televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Hmm. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz biraz hoplayıp zıplayalım. Oo, pekala. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Baba domuz yukarı, hoplayıp aşağı, zıplamayı yukarı, seviyor. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Herkes hoplayıp zıplamayı seviyor. Ne? Aa, merhaba Pedro. Yoksa miden mi bulandın? İstersen birazcık treni kullanabilirsin. Evet lütfen. Çok 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 tren ayarını gider. Hop 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 tren ayarını gider. Bir işaret kulesi. Bu da listemizde var. Yaşasın. Çocuklar aktivite programında işaret kulesini işaretliyor. Önemli biri yoldan geçeceği için bir işaretle tren durdu. Bu bayan ördek ve arkadaşları. Oh, hala bir tünel görmedik. Hey, hava karardı. Şu anda tünele girdik. Tünel aktivite programındaki son maddeydi. Yaşasın. Son durak. Buraya kadar herkes insin. Ama Madam Gazel, eve nasıl döneceğiz biz? Aha, Peppa. Başladığımız yere geldik. Tren büyük bir daire çizdi. Biletler lütfen. Pedro yine biletini kaybetti. Pedro, şapkamı alabilir miyim lütfen? İşte Pedro'nun bileti. Aa, oraya koymuştum. (Gülüyor)
Nihayet. Herkes hazır mı? Bay Sakallı Köpek, tuvalete gitmem gerekiyor. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Nerede kaldılar acaba? Alo, Büyük Baba Köpek. Hani geliyoruz demiştin az önce? Evet, evet, gelmek üzereyiz. Mürettebatı toparlamak zaman alıyor. Demir al, tam yol ileri. Baş üstüne sakallı köpek. Biz neşeli korsanlarız. Derin mavi denizlere yol alırız. Hazinemizi bulmak için tam yol ileri gideriz. Kara göründü. Çocuklar Büyük Baba Domuz'un meyve bahçesine geldi. Oyunun amacı o hazineyi bulmak, yakalanmadan. Yaşasın korsanlar! Şşş, anne! Umarım şu anda etrafta sevgili hazinemi alacak hiçbir korsan yoktur. Peppa ve arkadaşlarının paraları yakalanmadan alması gerek. Bunlar çikolata paralar. Herkes çikolata paralara bayılır. Aha, yakaladım seni. Büyük Baba Köpek yakalandı. Benim hazinemi alacaktın öyle mi? O benim. Onu adil şekilde kazandım. Oo, hayır, kazanmadım. Aa, evet, kazandım. Bu güzel korsan oyunu için teşekkür ederiz Kaptan Hawk ve Sakallı Köpek. Oh, rica ederiz. Oh, evet, çok eğlenceliydi. Mutlu yıllar dilerim. Bence bu en iyi korsan partisi. Herkes tatile çıkmaya hazır mı? Evet anne Domuz. O zaman gidelim. Karavanımızla tatile gidiyoruz. Bu harita biraz karışık. Baba, kaybolmak istemiyoruz. Merak etme Peppa. Ben harita okumakta uzmanım. Oo, çok tuhaf. Yoksa kayıp mı olduk? Evet. Bu Büyük Baba Köpek ve Köpek Danny. Merhaba Peppa. Merhaba Danny. Biz kaybolduk. Kayıp mı? Uydu navigasyonunuz bozuk mu? Uydu navigasyonu mu? T-3200 model karavan kullanıyorsunuz değil mi? Uydu navigasyonu standarttır. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Demek bu düğme bunun içinmiş. Bugün nereye gidiyoruz? Karavan konuşuyor. Şuna bak. Çok zeki değil mi? Bilgisayar sesi yolu bulmanıza yardım eder. Ama nereye gitmek istediğimizi nereden biliyor ki? Siz söylüyorsunuz. Merhaba Bayan Karavan. Merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Bize yolu gösterebilir misiniz? Bu yolda dümdüz ilerleyin. Yardımınız için teşekkür ederiz Büyük Baba Köpek. Rica ederim. İyi tatiller. Karavanımızla tatile gidiyoruz. Tehlike, tehlike. Benzin azaldı. Benzin nedir? Benzin motorun düzgün çalışmasını sağlar. Peki benzinimiz biter mi baba? Hayır. Bu uyarılar bize bolca zaman tanır. Benzin bitti. Ördek diyarına lütfen. Yoldan düz olarak ilerleyin. Ördek diyarına gidiyoruz karavanımızla. Ördek diyarına hoş geldiniz. Kaç bilet acaba? 2 yetişkin ve 2 çocuk. Ördeklerle iyi eğlenceler. Ördekler nerede? Belki tatile çıkmışlardır. Hadi piknik soframızı kuralım. Piknik yaparken her zaman... Ördekler gelir. Peppa ve George pikniğe bayılıyor. Bakın, işte ördekler geldi. Dur baba, ördekler için ekmek gerek. Oo, pekala. Merhaba bayan ördek. Başka ördekler de geliyor. Bütün kız ve erkek kardeşler.
Ve daha fazla ördek geliyor. Büyük anne ve büyük baba ördekler. Bütün teyze ve amcaları da geldi. Son kalan ekmeğimiz de gitti. Ördekler baba domuza teşekkür edin hadi. Ya, rica ederim. Ördek diyarına bayıldım. Eve gitme vakti geldi. Eve en kestirme yol neresi acaba? Düz gidip nehire girin. Aa, emin misin? Evet, nehire doğru gidin. Ama nehrin içinden gidemeyiz ki. Evet, saçma sapan konuşuyor. Lütfen mavi düğmeye basın. Karavan nehrin içine giriyor. Bakın karavanımız tekneye dönüştü. Bunu hiç beklemiyordum. Dur Peppa. Sebze kabukları normal çöp kutusuna atılmaz. Bu kahverengi kutuya atılır. Ooo, muz. Evet öyle George. Muz kabuğu, soğan, havuç, her türlü sebze ve meyve atığı var burada. Büyük baba ve büyük annenizin hoşuna gidecek. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz patates kabuğu mu yiyor yani? Hayır Peppa. Bunlar büyük babanın bahçesi için. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Yemekten sonra götürürüz bunları. Anne domuz, Peppa ve George sebze kabuklarını büyük anne ve büyük baba domuzun evine götürüyor. Geldik. Yaşasın. Yaşasın. Büyük baba domuz. Baba domuz. Size özel bir hediye getirdik. Aa, sebze kabukları. Harika. Bahçem bunlara bayılacak. Bahçen sebze mi yiyor senin? Hayır Peppa. Bu kabuklar benim organik gübrem içindir. O nedir? Gel göstereyim. İşte bu. Bu ahşap bir kutu. Evet Peppa. Ama çok zeki bir ahşap kutu bu. Bu kabukları üst üste koyuyorum ve alttan çok güzel, çok faydalı bir gübre çıkıyor. Yoksa bu sihirli bir kutu mu? Hayır Peppa. Buna yardımcı olacak küçücük dostlarım var benim. Nerede? Burada. Bak. Aa, kıvrık kurtçuklar. Kıvıl kıvıl. Kurtçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük baba. Burası bir hastane. Bir hastane her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yemyeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor! Şş, hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Bakın dışarıda yağmur durdu. Yani? Yani belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar küçük.
küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunlarını seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur. Birikin.